Bu videoda safra yolları kanserleri hakkında konuşacağız. Murat Hocam, safra yolları kanserleri ne demek? Bunun hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Volkan Hocam, bunu duyduğumda bile hastalar genellikle çok hakim olunmadığı için safra yolu kanseri ne demek, orada da kanser oluyor mu gibi hatta sorularla geliyor. Safra yolları aslında vücudumuzun az bilinen ama çok kritik bir sistemi. Nedir bunlar? Karaciğerde üretilen safranın, ki safra halk arasında bilindiği üzere sadece hazından görevli bir sıvı değil, aynı zamanda karaciğeri metabolizması sonucunda açığa çıkan birçok zehirli atığın, yani vücut için zarar atığın aslında vücuttan uzaklaştırılma yolu. O yüzden de sürekli devam etmesi gereken ve sonlandırılamayan asla bir süreç safra oluşumu. Bu yapılan safra, karaciğerde yapılan safra, küçük safra yollarına döküldükten sonra bu safra yolları birbiriyle birleşerek daha büyük safra kanallarını oluşturuyor ve en sonunda tamamen büyük bir safra kanalı oluşuyor. Bu da 12 parmak bağırsağına, buradan da bağırsağa dökülüyor. İşte biz bu büyük ağaca safra yolu ağacı diyoruz, safra ağacı diyoruz. Aslında bu ağacın gövdesi karaciğerin dışında, küçük dalları ise karaciğerin içinde yerleşmiş bir ağaç. İşte bu safra yollarını oluşturan hücrelerden oluşan, kaynak alan kanserlere de biz safra yolları kanserleri. Peki Murat Hocam, bu kanserler, sık görülen kanserler mi? Bir de ne tür belirtiler verir? Safra yolu kanserleri sık kanserler değillerdir. Oldukça nadir görülürler. Tabii sık görüldüğü toplumlar var, risk faktörleri var. Bunlardan bahsedeceğim ama genel olarak toplumda çok sık görülen kanser tipleri değildir. Karaciğerin ve karaciğerin dışındaki safra yollarının herhangi bir bölümünde oluşabilirler. Hatta safra kesesi de safra ağacının bir parçası olduğunda bu da yine safra yolu kanserleri kapsamında değerlendirilir. Risk faktörleri var dedim. En önemli risk faktörleri aslında şu Volkan Hocam. Safra yollarında sürekli iltihaba yol açan bazı hastalıklar ve durumlar. Bunların ayrıntılarına çok girmek istemiyorum. Birçok böyle hastalık var. Bunlar arasında belki de en önemlileri işte primer siklerozan kolanjit dediğimiz süregen bir safra yolu iltihabı veya işte safra kesesi için safra kesesi kanserleri ve polipleri, yine safra yollarında sürekli iltihaba yol açan bazı parazitler vesaire, tanımlanmış bir sürü risk faktörü var. Ama bunların genel kansere yol açma mekanizması safra yollarında sürekli bir iltihaba yol açmaları. Bizim safra kesesi, safra yolları, özür dilerim, hep aklım safra kesesine gidiyor çünkü safra kesesi hakikaten de safra yolunda kanserin en sık görüldüğü yer. Safra yolu kanseri bize genellikle yerleşim yerine göre belirtilerle geliyor. Karaciğer içinde yerleşik olan, yani o küçük safra kanallarından kaynaklanan safra yolu kanserleri genellikle geç döneme kadar hiç belirti vermiyor. Bunlar ancak çok büyüdüklerinde çevrelerindeki organlara bası uygulayarak şikayetlere yol açabiliyorlar. Ya da tesadüfen hiç şikayet yok ortalıkta, başka nedenle yapılan bazı görüntülemeler sonrasında saptanabiliyorlar. Buna karşın ana safra kanallarında yerleşmiş, büyük safra yollarında yerleşmiş tümörler ise karşımıza genellikle sarılıkla geliyor. Sarılık bizim için bu anlamda çok önemli bir şikayet. Neden sarılık oluyor? Safra kanallarındaki tıkanıklık sonucunda safra bağırsağa akamıyor ve vücutta birikiyor. Bu birikimin sonucunda da o sarı renk ortaya çıkıyor. Sarılığın tabii ki hastaya şikayet olarak yansıması da farklı oluyor. Sadece ciltteki sararma değil, gözün ak kısmında ve ciltteki sararmaya ek olarak idrar renginin kan veya çay rengine dönmesi, çok koyulaşması, dışkının renginin açılması, çünkü dışkıya o koyu rengini veren de safra. O yüzden camcı macunu gibi açık renk, krem renk bir dışkı oluşabiliyor. Artı bu hastalar daha sarılık bile tam ortaya çıkmadan uzun süre devam eden, anlamlandıramadıkları bir genel kaşıntıyla gelebiliyorlar. Örneğin bu safra tuzlarının cilt altında birikmesine bağlı bir tip alerjik reaksiyon oluşuyor ve sürekli her taraflarını kaşıyorlar. Bu şikayetlerle karşımıza gelebiliyor safra yolu kanseri. Peki Murat Hocam, bu tür yakınmaları gösteren bir kişide safra yolları kanserinden şüpheleniyorsa tanı için neler yapıyorsunuz? Volkan Hocam, safra yolları bizim için nispeten hani bir mideyle, kalın bağırsakla kıyaslandığında, çünkü onlara endoskopik olarak içinden girip bakmak çok kolay ve yaygın uygulanan bir yöntem. Safra yollarına girmek o kadar kolay değil, orayı gözle görmek. Onun için birazcık kapalı kutu bizim için safra yolları. Ama
şunu söyleyebilirim. Teşhisin yine burada bel kemiğini aslında görüntüleme yöntemleri oluşturuyor. Bu tip şikayetlerle gelmiş hastada bizim genellikle ilk basamak uyguladığımız şey ultrason. Ultrasonda buna şüphe uyandırıcı bulgular gördüğümüz anda artık ileri inceleme yöntemleri, kesin teşhise giden yöntemler. Bunlar neler? Bizim en fazla kullandığımız bir bilgisayarlı tomografi ama daha ön plana geçen artık çünkü safra yollarını çok daha iyi değerlendirebiliyor. Manyetik rezonans görüntüleme yani MR dediğimiz yöntem. Bu yöntemlerle safra yolu kanserlerinin birçoğunda biz yüksek oranda tanı koyabiliyoruz. Ancak bunlarla bile tanı konulamayan durumlarda uyguladığımız bazı daha da ileri yöntemler var. İşte güncel olarak kullandığımız endoskopik ultrason, özellikle safra yollarının alt kısmını değerlendiren veya kolanjiyoskopi diyoruz. Çok ince endoskopi yöntemleriyle safra kanallarının içine girilip hatta oradan parça alınabiliyor. Bu gibi yöntemleri de kullanabiliyoruz. Peki bazı kanserlerde evreleme yapılıyor, tedavi belirliyor. Safra yolları kanserleri içinde böyle bir evreleme sistemi var mı? Kesinlikle hastalığı mutlaka öncesinde evreliyoruz. Bizim için aslında safra yolu kanserlerinde evrelemenin bize vereceği iki tane kritik cevap var. Bir, bu hastalığın tek etkili tedavisi cerrahi tedavi. Hasta cerrahi tedavi için uygun. Bir, ikincisi de uzağa yayılım yani uzak organlara yayılım olmuş mu? Metastaz yapmış mı hastalık? Çünkü o takdirde artık bizim yapacağımız cerrahi tedavinin de bir faydası kalmaz. Ama cerrahi tedaviye uygunluktan kastımız aslında şu. Her tümörde cerrahi olarak çıkartılabilir özelliklere sahip olmayabilir teknik açıdan. Tümörü tam temizlemek, tam temizlerken de hayati yapılara zarar vermemek mümkün olmayabilir. Biz bu iki şeyi değerlendiriyoruz aslında evrelemede. En önemli kritik nokta bunlar. Evrelerken de aslında biraz önce bahsettiğim teşhiste kullandığımız yöntemler bizim için fazlasıyla yeterli oluyor. Evreledikten sonra da uygun tedavi yöntemine geçiyoruz. Peki hastalığı tanısını koyduk, tedavi edeceğiz. Ne tür tedavi seçenekleri var? Şimdi Volkan Hocam, bizim için safra yolu kanseri dendiği anda aslında tek etkili tedavi yöntemi cerrahi tedavi. Cerrahi tedaviden kasıt şu, kanserli dokunun temiz sınırlarla, temiz bir şekilde ve yayılabileceği lenf bezlerini içine alacak şekilde cerrahi yolla çıkartılması. Ancak safra yolunu çıkartmıyoruz biz sadece. Safra yolunu çıkarttığımız anda safrası olmayan, safrasını dökemeyen bir karaciğer dokusu yaşayamaz. Evet. Dolayısıyla safra kanalını çıkarttığımız her karaciğer dokusunu da çıkarmak zorundayız. Dolayısıyla artık bu bir safra yolu cerrahisinden çıkıp artık bir karaciğer cerrahisi haline geliyor. Safra yolu kanserinde cerrahi. Özellikle orta ve üst kısımda yani karaciğerin içinde ve ağacın üst kısmında yerleşiklerde. Daha alta yerleşikler genellikle pankreas başı kanseriyle aynı çerçevede değerlendiriliyor. Onlardan çok o yüzden bahsetmeyeceğim. Dolayısıyla bu ameliyatlar çok büyük ameliyatlar, kapsamlı ve ileri derecede zor ameliyatlar. Ama cerrahi tedavi dediğim gibi bizim en etkili tedavimiz. Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda bizim yardımcı olarak kullandığımız veya son seçenek olarak kullandığımız ya da cerrahiye uygun olup olmadığına tam karar veremediğimiz için önceye çektiğimiz tedaviler var. İşte nedir bunlar? Tabii ki birçok kanser tipinde olduğu gibi sistemik tedavi yani kemoterapi, ilaç tedavisi. Ve bazı seçilmiş hastalarda da şua tedavisi belki olabilir. Son dönemde yine devreye giren damar aracılığıyla yapılan işte transarteryal kemoterapi ve radyoterapi denilen taketare denilen yöntemler var. Bunlar bazen uygulanabiliyor. Ama tedavinin ana hattı aslında cerrahi tedavi. Yine şu kapıyı açık bırakmak istiyorum. Bu önemli çünkü seçilmiş bir hasta grubunda da bakın bunun altını çiziyorum ama seçilmiş her hastada değil. Karaciğer nakli de bir seçenektir bu hastalarda. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Peki diyelim ki bir hasta geldi safra yolları kanseri ve cerrahi tedaviye uygun. Bu aşamada ne tür cerrahi tedavi seçenekleri var? Safra yolu kanserlerinde uygulanan birçok cerrahi tedavi yöntemi var. Şimdi bunun büyüklüğü hastalığın yerine ve yaygınlık derecesine göre değişiyor. Bazen karaciğerin ufak bir bölümünü çıkarttığımız karaciğer içinde yerleşik kanserlerden karaciğerin 3'te 2'sini çıkarttığımız kanserlere kadar değişebiliyor tedavi. Birçok değişik tedavi yöntemi var.
Bir de tabii ki açık cerrahi mi yapıyoruz, kapalı cerrahi mi? Tüm karın cerrahilerinde konuşulan noktalardan bir tanesi bu. Şimdi ağırlıklı olarak açık cerrahi ön plandadır. Çünkü kapalı cerrahiyle bu hastaların oldukça büyük bir kısmını, çünkü bunlar dediğim gibi çok karmaşık ve zor, çok ince cerrahiler. Açık cerrahide bile yeterince zor olan cerrahiler. Dolayısıyla şu an için açık cerrahi biraz daha ön planda. Ama kapalı cerrahiyi de artan oranda yapmaya başladık. Kapalı cerrahideki ve karaciğer cerrahisindeki tecrübenin artmasıyla birlikte, tabii ki dediğim gibi rutin değil. Örneğin bir kalın bağırsak ya da rektum kanserinde olduğu kadar rutin bir hale gelmiş değil. Ama uyguluyor muyuz? Evet, uyguluyoruz. Murat Hocam, ben verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bu videoda safra yolları kanserini konuştuk. Mutlu, güzel günler diliyorum.